bitti gençler. Tekrar merhabalar. Yepyeni bir edebiyata başlıyoruz. Artık Batı etkisinde, Fransız etkisine girdik. Tanzimat dönemi Türk edebiyatı. Gördüğünüz gibi 1860'ta başladı, 1896'da tamamlandı. Yalnız bunu ben ikiye ayırmak istiyorum arkadaşlar. 1860 ile 76 arası Tanzimat birinci dönem diye geçer edebiyat tarihinde ve milli eğitim müfredatında. 1876 ile 1896 ikinci dönem diye geçer. O zaman Tanzimat birinci dönem. 1860'da başladı. Bak 60'tan öncesi hazırlık. 1876'da tamamlandı arkadaşlar. Bak sanat toplum içindir. Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir. Yani Tanzimat birinci dönem toplum için gelen bir edebiyattır. Ve bu yüzden toplumsal konular işlenir. Hak, hukuk, kanun, adalet, hürriyet, eşitlik bunlar vardır. Şiirde içerik değişmedi ama divan edebiyatındaki nazım biçimleri kullanılmaya devam edilebilir. Bak içerik değişmeli diyor. İçerik değişmeli. Yani divan edebiyatına ağaç, şarap, kadın, övgü, yergi atla bunlar gitsin diyor. Bunlar gitsin diyor. Yalnız divan edebiyatı nazım biçimleri kullanmaya devam edilebilir. Mesela kaside, hürriyet kasidesi bak al gazel olabilir. O zaman şiirin biçim aynen devam, aruz ölçüsü devam, beyt usulü devam, gazel kaside devam ama içerik değişti arkadaşlar. Değil mi? İçerik değişti. Nasıl değişti arkadaşlar? İçerik bak hak, hukuk, kanun gibi konular girdi. Ve bütün güzelliği esastır. Yani divan edebiyatını atıyorum bir beytte aşk, ikinci beytte inek, üçüncü beytte bir orangutan, dördüncü beytte arkadaşlar masa, kalem, etkileşimli tahtayı kullanabiliyorduk. Ama burada öyle bir şey yok. Burada arkadaşlar bak şu an burada 3 tane beyit vermişim arkadaşlar. İkili, 3 tane ikilik beyit vermişim. Ve bunların hepsinde hürriyet konusu işlenir. Yani parça güzelliği yoktur, bütün güzelliği vardır. Dilde değişme, sadeleşme çabaları vardır. Ama başarısızdır. Şinasi ile Ahmet Mithat belki biraz ama onun dışındakiler bunu çok başaramadılar. Tiyatro oynanmak için yazılır. Sahnelenmek için yazılır. Namık Kemal burada 6 tiyatroyla bu işin piridir arkadaşlar. Ben tiyatrolarda konular kendi milletimizin tarihinden alınır. Yani tiyatrolarda konuları kendi milletimizin tarihinden alacağız. Kendi milletimizin tarihi derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Şunu kastediyorum. Bak ben kendi geçmiş savaşlarından tiyatronun konusunu alacağım. Ve bu dönemde Tanzimat birinci dönemde iki tane büyük akım var. Bir klasisizm, iki romantizm. Klasisizmden Şinasi etkilendi. Çünkü La Fontaine'den fal çevirdi. La Fontaine klasik bir sanatçı. Ahmet Nefik Paşa ve direktör Ali Bey etkilendi. Çünkü bunlar da Molière'den çevirdi. Molière klasik akımından etkilendi. Romantizmden Namık Kemal vatan aşkı illa aşk vat. Romantizm arkadaşlar çiçek böcük değil ki. Ahmet Mithat Efendi sürekli roman akışını kesti, kişisel görüşlerini içine yansıttı. Bu da neyin bir göstergesiydi arkadaşlar? Romantizmin bir göstergesiydi. Tamam. Şimdi, yalnız Tanzimat ikinci dönemde her şey değişti. Tanzimat birinci dönem 1860-76, burası 1876-96. Tanzimat birinci dönem dedi sanat toplum için, toplum önemli. Bu dedi sanat sanat için, sanat sanat için dedi. Tanzimat birinci dönem toplumsal konular işledi. Tanzimat ikinci dönem bireysel konular işledi. Aşk, ölüm, tabiat değil mi? Mesela Abdülhakami Tarhan'ın karısı öldü, Makber yazdı, ölüm. Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu öldü, ölüm değil mi? Recaizade Mahmut Ekrem aşkı da anlattı. Burada şiirde içerik değişmeli ama eski nazım biçimleri kullanılabilir. Burada da aynı. Şiirde içerik değişti yine arkadaşlar. Tanzimat birinci dönem toplumsal vardı. Ama burada bireysel konular var. Ama eski nazım biçimleri kullanılabilir. Yani şiirde biçim aynı kalabilir. Örnek veriyorum. Bu adamlar da arkadaşlar kasideyi kullanırlar. Sıkıntı yok. Ya da aruz ölçüsünü kullanırlar. Burada da bütün güzelliği esastır. Burada dil ağırdır. Tanzimat birinci dönemde de hafif değildi, sade değildi. Lakin sadeleştirmek için bir çaba vardı. Şinasi Ahmet Mithat biraz başardı. Bu arada küllen ağır arkadaşlar. Tanzimat birinci dönemde tiyatro
oynanmak için, sahnelenmek için de hayda burada okunmak için yazılır. Sahnelenme amacı olmadığı için de sahnelenme tekniği zayıftır arkadaşlar. Teknik zayıftır. Abdülhakamit Han'ın 21 tane tiyatro yazdı. Amaç okunmak. Arkadaşlar birinci dönemde Namık Kemal 6 tiyatro ile önderdi. Ve yazdığı tiyatrolarda arkadaşlar kendi milletimiz tarihinden alırdı. Bu başka milletler tarihinden. Mesela göreceğiz Duhteri Hindu, Hint tarihi. Sardanapa, Asur tarihi. Tamam. Tanzimat birinci dönemde klasisizm ve romantizm vardı. Burada romantizm ve realizm var. Realizm ikinci dönemde karşımıza çıktı. Bak. Recep'in Mahmud Ekrem şiirinde, Abdülhakamit Tarhan şiirinde realizmi kullandı. Pardon, romantizmi kullandı. Recaizade Mahmud Ekrem romanında, Sami Paşazade Sezai yine romanında arkadaşlar realizmi kullandı. Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeşti romantizmden realizme geçişte köprü, realizme daha yakındır. Recaizade Mahmud Ekrem'in arkadaşlar romanı da Araba Sevdası da tamamen realisttir. Tamam. Peki bu dönem gazeteciliğine bakarsak. Bak tarihlere bakın. 1831, 1840, 1860. Yani Tanzimat tam 1860 yılında başladı. Demek ki 1831 ve 1840'da çıkarılan gazeteler arkadaşlar daha Tanzimat'tan önce ama hazırlık evresi. Takvim-i Vekai ilk resmi gazete. Saray çıkarttı. İsmini bizzat 2. Mahmut koydu. 1840 Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazete. Bunu da sarayla birlikte arkadaşlar İngiliz ajanı Churchill çıkarttı. Churchill İngiliz ajanı olarak bizim sarayımıza sokulmuştu. Ve bu Churchill arkadaşlar hukuk kuralları da uygulanmadı buna. Bir gün avlanırken domuz avlamaya çıktığında gözü de görmez arkadaşlar Türk çocuğunun bir tanesini vurdu. Ve arkadaşlar hapse girdi ama hemen çıktı arkadaşlar. Hemen çıktı. Ve sırf bunun için Akif Paşa böyle suçlu bir adamı çıkaramazsınız dedi. Arkadaşlar ama Akif Paşa'yı görevden aldılar. Churchill tutuklanmadı. Yani bizim hukuk sistemimizde göçmüş o dönemde. Ve 1860 yılında Tanzimat dönemi başladı. Tercüman-ı Ahval ile başladı. Bu ilk özel gazetemizdir. Şinasi ile Agi Efendi çıkartmıştır. Ve burada ilk batılı Türk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi burada ne yapıldı? Sergilendi arkadaşlar. Bak aynen yayınlandı. İlk makale adı üstünde Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi. Mukaddime giriş. Yine bunun içinde. İlk noktalama işaretlerini Şinasi burada kullandı. Şinasi ile Agah bunu çıkarttı. Tanzimat burada başladı. O zaman 1831 resmi takvimi vekai. 1840 yarı resmi özel artı saray. Ceride-i Havadis ve Tanzimat'ı başlatan Tercüman-ı Ahval 1860'da. Şinasi ile Agah. Bunun için Şair Evlenmesi var. Batılı ilk tiyatro. İlk makale var. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ilk noktalama işaretleri var. Sonra arkadaşlar Şinasi dedi ki anlaşamadılar. Şinasi tek tabanca takılacağım anasını satayım dedi. Tasviri efkarı çıkarttı arkadaşlar tek başına. Tasviri efkarı. Ve burada edebiyat sözcüğünü ilk defa arkadaşlar kullandı. Muhbir Ali Suavi yurt dışında çıkarttı arkadaşlar. Namık Kemal iki tane gazetede ismi özellikle geçecek. Hürriyet, İbret. Siz bunu etçi Namık olarak kodlayın. Etçi Namık. Vallahi ben de kırmızı eti severim. Bak Namık da severmiş. Namık Kemal. Hürriyeti Ziya Paşa ile birlikte Namık Kemal Londra'da çıkarttı arkadaşlar. İbreti de Namık Kemal tek başına çıkarttı. Hürriyeti çıkarttıkları zaman Namık Kemal ile Ziya Paşa ölümüne kankaydı. Beraber eski edebiyatı devireceklerini and içmişlerdi. Ama sonra arkadaşlar vazgeçti. Ziya Paşa vazgeçti. Ziya Paşa kanka oldukları dönemde Hürriyet'te şiir ve inşa makalesini yayınladı. Şiir ve inşa neydi? Halk edebiyatı candır divanın Allah belasını versin dedi. Sonra bundan 6 yıl sonra Ziya Paşa
Harabat diye bir antoloji yayınladı. Divan candır halk Allah bela, halkın Allah belasını versin dedi. Hatta halk edebiyatı şairlerini siz onu yüce işe kandırıyor zannederim dedi. Ya 6 yılda ne değişti ya? Ne değişti gözünü seveyim ya? Namık Kemal de Harabat'ı tahrip etti. Tahrip Harabat. Böyle iş mi olur lan dedi. Eleştiri yazısını yazdı. Demek ki etçi Namık. Hürriyet ibret. Değil mi? Hürriyetin içinde Ziya Paşa'yla var. Anlaştık mı? Geldik buraya. Gençler, devir bedir ihtiyat, tercüman hakikat. Kim çıkarttı? Ahmet Mithat. Bak, devir bedir ihtiyat, tercümanı hakikat. Bak bana. Ahmet Mithat, sonunda at var. İttihatla tercüman hakikatinde sonunda at var. Tercüman hakikatinin yanına yıldız atın. Yaklaşık 30 yıl çıkarttı ve eserlerini orada tefrika etti, yayınladı. Bakın, İttihat hakikat, at var. Ahmet Mithat'ta da at var. Devir Bedir'de de ne var? Kafiyeli sonunda arkadaşlar ir var. O zaman şöyle diyelim mi bunu? Mithat'ın kiri. Bak, at ir. Değil mi? At ir. Mithat'ın kiri. Mithat sonunda İttihat hakikatin at var. Devir Bedir'de de ir var. Mithat'ın kiri diye ne yapalım? Kodlayalım. Geldik. Sabah ile tercümanı şark. Bunları da kim çıkarttı? Şemseddin Sami. Şöyle bakın. Sabahta S var. Sami'nin S'si. Tercümanı şarkta Ş var. Şemseddin'in Ş'si. Şese. Şase. Şase. Şaseci Şemseddin arkadaşlar gördüğünüz gibi S'ş. Bak bu kadar basit. Hadi bakalım sayalım. İlk resmi gazete. Nedir? İlk resmi gazete nedir? Söyleyin. Hemen. Takvimde kayın. Saray. İlk yarı resmi 1840. Ceride-i Havadis. Tanzimata başlatan tercüman ahval 1860'da. Şinasi tek tabanca tasvir efkarı çıkarttı. Ali Suavi muhbiri çıkarttı. Namık deyince aklınıza ne geliyordu? Et. Etçi Namık. Etçi Namık. Değil mi? O da Hürriyet ibret. Hürriyeti Ziya Paşa'yla çıkarttı. Mithat'ın kiri. Ahmet Mithat. Sonunda at olan iki tane çıkarttı. İttihatla tercüman hakikat. Sonunda ir olan iki tane çıkarttı. Devir Bedir. Sabah ile tercümanı şarkı. Sabahın S, tercümanı şarkın Ş'si. Tercümanı şarkın Ş'si Şemseddin. Sabahın S'si Sami. Bu şekilde ne yapabiliriz gençlerim? Kodlayabiliriz. Tamam. Şimdi bakın. Tanzimat birinci dönemi ve ikinci döneme geçmeden Tanzimat'ı hazırlayan bir nesil unutmayalım arkadaşlar. Tamam. Bunlar ilk yaptıkları çevirilerle vesaire işlerle birazcık hazırlık yaptılar. Yusuf Kamil Paşa, Telemak. İlk çevir roman Fenelon'dan çevirdi. Fenelon klasisinden etkilendiğine göre bu da klasisinden etkilendi. Sadullah Paşa, 19. asır manzumesiyle artık yeniliğin, artık her şeyin, artık falın bittiğini, bilimselliğin geldiğini söyledi. Akif Paşa Adem kasidesini yazdı. Akif Adem, Akif Adem. Adem yokluk demektir. Üzerine anın üstüne sizin deyiminizle şapka doğrusuyla uzatma işareti koyarsam varlık demek. Yani Adem kasidesinde Akif Paşa bunaldı. Ne yaptı biliyor musunuz? Yokluğu övdü. Çünkü iki şey yaşadı. Bir, Churchill vakası. Churchill Türk çocuğunu vurduğunda tutuklansın, ceza alsın dedi. Akif Paşa'yı görevden attılar, buna üzüldü. Bir de o ara torununu kaybetti arkadaşlar. Tam bunu aldı. Adem kasidesi hiçliği övdü. Münif Paşa, hikayeyi mağdurin. Bak hikaye mağdurin. Mağdurun hikayesi. Aa, bu ne biliyor musunuz? Sefiller romanının çevirisi lan. Sefillere ne demiş? Mağdurun hikayesi. Yani sefillere sefiller adı vermemiş, hikaye mağdurin demiş. Bunları kodlayalım. Bak. Telefonu eline alan Yusuf 19'u çevirince Sadullah'a ulaşır. Bak. Yusuf telefonu eline almış. Gördüğünüz gibi 19'u çevirip Sadullah'a ulaşmış. Gördünüz mü? Sadullah 19, bak gördüğünüz gibi. O zaman Yusuf Telemak. Telefon Yusuf. Telefon Yusuf'ta. 19'da kimde? Sadullah'ta. Sadullah Paşa 19. asır manzumesi. Bu ne demek istiyor?
Yusuf Kamil Paşa'nın telemakı var, telefon. Sadullah Paşa'nın 19. asır manzumesi var. Değil mi? Evet. Sonra ne demiş bak? Ona Akif'in badem yediğini ve Münif'in mağduriyetini anlattı. Akif badem yemiş. O zaman Akif Paşa, Adem kasidesi. Bak, Akif'in elinde badem var, Adem kasidesi. Münif'in mağduriyetini anlatmış. Münif Paşa hikayeyi mağdur Münif. Bak, M var ikisinde. Mağdur Münif, tamam mı? Al sana mağdur Münif arkadaşlar. O da ne olacak? Hikaye mağdurun sefiller. Hadi baştan alalım. Telefonu eline alan Yusuf Kamil Paşa telemak. 19'u çevirince Sadullah'a ulaşır. Sadullah Paşa 19. asır manzumesi. Ona Akif'in badem yediğini, Akif Paşa Adem kasidesi, Münif'in mağduriyetini anlatır. O zaman mağdur Münif, Münif Paşa hikayeyi mağduri, yani sefillere bu ismi veriyor. Evet, o zaman arkadaşlar Tanzimat dönemine bence girişi yaptık. Bazı şeyleri tanıdık, ana özellikleri gördük. Hafıza teknikleriyle Tanzimat 1. dönemeye başlamaya hazır mısınız? Tanzimat 1. döneme hafıza teknikleriyle başlıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar, özleşelim biraz ve her şeyle başlayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Kadir hocanız sizleri çok seviyor. Görüşürüz.